Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türkiye'de matbaayı ilk kuran kimdir diye sorsam, eminim birçoğunuz İbrahim Müteferrika dersiniz. Fakat İbrahim Müteferrika merhum sadece ilk matbaa kurucusu değil, aynı zamanda da ilk kağıt fabrikasının da kurucusudur. 1741 yılında sulak bir yer arıyor İbrahim Müteferrika. Çünkü kağıt üretiminde suyun çok büyük bir önemi var. Peki neden kağıt üretimine bu kadar önem veriyor devlet ve İbrahim Müteferrika? Çünkü el yazması eserler için o zamanlar kağıtlar hep yurt dışından ithal edilirmiş. Kağıtlar yurt dışından ithal ediliyor. Bir de eserler el yazması olduğu için insanların tedariki çok zorlaşıyormuş. Çünkü fiyat olarak çok pahalıymış. Demişler ki en azından kağıdı birazcık daha ucuzlaştıralım ve devletimizin bir kağıt fabrikası olsun diye İbrahim Müteferrika merhumun gözetiminde bir kağıt fabrikası kurulmasına karar kılınmış. Sulak bir yer arıyorlarmış çünkü kağıdın biliyorsunuz üretiminde çok fazla su kullanılıyor. Sonrasında Yalova'nın Elmalık mevkiindeki bir derenin kenarına bu kağıt fabrikasını kurmaya niyet etmişler ve başlamışlar 1741 yılında. O zamanlar dünyanın en ünlü kağıt üreticileri Lehistan'daymış. Yani bugünkü Polonya diyebiliyoruz orayı. Lehistan'dan ustalar getirilmiş ve onlar kağıt fabrikasını kurmuşlar. Şimdi bizi ilgilendiren hikaye asıl bundan sonra başlıyor. Kağıt fabrikasının kurulduğu Elmalık mevkiinde İbrahim Müteferrika ara ara cemaatle namaza katılırmış camiye. O zamanlar halk arasında şöyle bir söylentiye şahitlik etmiş. Diyorlarmış ki yatağımızın yönünü değiştirdik. Artık uzandığımız yataklar, istirahat ettiğimiz yataklara yattığımızda ayaklarımızı fabrikaya doğru uzatmıyoruz. Bunun doğruluğunu test etmek için cemaatle birazcık konuştuğunda herkes aynı şeyi söylemiş. Diyorlarmış ki evet efendim biz de yatağımızın yönünü değiştirdik. Merak etmiş sormuş demiş ki ya orası kağıt fabrikası. Sizler niye yatağınızın yönünü değiştirdiniz ki? Hani bir mescit değil cami değil. Demişler ki o köylüler eğer orada Kur'an-ı Kerim basılacak kağıtlar ya da üzerine Kur'an-ı Kerim hurufu yazılacak kağıtlar üretiliyorsa biz oraya doğru ayağımızı uzatmaya hicap duyarız. O yüzden yataklarımızın yönünü değiştirdik demişler. Hani geçtiğimiz iki gece evvel inşallah Kadir gecesiydi ve Kur'an gecesiydi ya. İşte belki de yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'e şu milletten daha fazla ihtimam gösteren, saygı gösteren bir millet daha yok. Halen Anadolu'da bir meclise bir hafız girdiğinde isterse 16 yaşında olsun koca koca adamlar ayağa kalkarlar ve ondan sonra oturduktan sonra otururlar. Ve dahi el uzattığınızda musafaha etmek için bazıları der ki hala Anadolu'da siz hafızsınız ben şu an abdestte değilim size abdestsiz dokunmayayım dermiş. Hatta son bir şey daha söyleyeyim. Eskiden her çocuğun ayrı bir odası yok biliyorsunuz. Yere mitil atılır erkek çocuklar şurada kız çocuklar şurada bir arada uyurmuş. Benim amcam hafızdı. Allah gani gani rahmet eylesin Yusuf amcama. O diğer kardeşlerinden evvel yatağa istirahat için uzandığında diğer kardeşleri yerine geçmek için üzerinden atlamaya niyet ettiklerinde nenem onları durdurur ve şey dermiş. Durun Yusuf'un üstünden atlamayın. Yusuf hafızdır. Onda Kur'an var. Edepsizlik etmeyin. Üstünden atlamak yerine etrafından dolanın dermiş. Rabbim Kur'an-ı Kerim'e gösterdiğimiz bu hürmeti Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden anladığımız manalara da göstermeyi nasip etsin. Hoş geldiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
Ya eyyuhel insanu ma garraka bi rabbikel kerim. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. Kartal Yeni Cami İmam Hatibi Adem Bilir hocamıza teşekkür ediyoruz bu güzel kıraatinden dolayı. Ne kadar güzel, hele manasını anlayarak okumak ne kadar güzel, ne kadar etkileyici. Bazen şey diyorsunuz, bir derdiniz oluyor, bir sıkıntınız oluyor, günlerce yanınızda taşıyorsunuz. Sonra bir yerde bir Kur'an-ı Kerim okunuyor. Kur'an-ı Kerim okunduğu her yerde o zaten lezzeti alıyoruz ama bir de manasını duyunca, anlayınca diyorsunuz ki evet ya Cenab-ı Allah demek ki kalbimdeki en gizli o şeyi duydu, şikayeti, derdi duydu ve bana ayet-i kerimesini hatırlatarak derman oldu diyorsunuz. Elhamdülillah, şükürler olsun. Kıyamete dek sadası eksik olmasın inşallah yurdumuzun üstünden. Programımızın başında anons etmiştim efendim. Bugün Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Nevzat Tarhan hocam yanımızda. Merhaba hocam. Merhaba. Profesör doktor demedim bile artık hocam. Yani üniversite kurduğunuza göre. Nasılsınız? Allah'a şükür, sağ ol, teşekkür ederim. Allah'a ilgi sağlık. Bizler de iyisin inşallah. Bizler de iyiyiz hocam. Ramazan sonuna geldik çok şükür. Evet ya hocam. Evet. Üzülüyor mu insan Ramazan bitince?
Ya tabii nefis üzülmüyor da insan üzülüyor. Gerçek insanlar. Gerçek insan gerçek üzülüyor ama insanlar. Nefis üzülmüyor. Nefis üzülmüyor. Nefis bayram ediyor. Nefis bayram ediyor diye. Evet hocam. Evet. Afiyettesiniz değil mi? İyi, Allah aşkına çok şükürler olsun. Sizi yeniden görmek çok güzel. Şimdi, Allah razı olsun. Şimdi önüme sorular yazıp koyuyorlar benim her gün. Ben de şöyle bir bakıyorum. Ne sorayım? Konu nereden gitsin diye. Şimdi burada birinci soru şuydu hocam. Olduğu gibi okuyorum. Sonra buradan başka bir soru soracağım ama. Diyor ki, hocam bugün sizinle modern zamanlarda karşılaştığımız bazı ruhi problemler çerçevesinde konuşmak istiyorum. Birbirinde farklı gibi görünse de aslında tümünün ortak özelliği modern zamanların insanlara bulaştırdığı ruhi hastalıklar gözüyle bakabiliriz. Şuradan başlayalım. Hepsini de yazmış. Genellikle gidişattan ve çağdan şikayet ediyoruz. Bu çağın insanını kötülüğe götüren ve en yaygın hastalıklar olarak neyi sayabiliriz demiş. Evet. Ve fakat ben buradan başka bir şey sormak istiyorum. Bu bütün ihaleyi biz modern çağ dediğimiz o şeye atıyoruz ama eskiden mesela bu hastalıklar yoktu da vardı da adı mı konmadı yoksa bu çağa özel hastalıklar mı türedi? Mesela ben hiçbir amcamın, rahmetli babamın şöyle bir şey anlattığını hatırlamıyorum. Rahmetli dedemin dedesi manik depresifti, bipolar bozukluk vardı, OKB vardı dediğini hatırlamıyorum. Bunlar o zaman da var mıydı? Tabii. Adı mı konmadı yoksa bu çağla beraber mi geldi? Yani onlar mesela manik depresif, bipolar olarak denilen şimdi şizofreniden tut depresyona kadar devamlı insanlığın var olduğu zaman hep var. Vardı değil mi? Vardı. Bipolar vardı, vardı, OKB vardı. Vardı, hepsi vardı. Fakat bazı ayrıntıları daha çok, ayrıntıları çıktı. Böyle nörobilimde beyindeki karşılıkları buldukça tanımlamalar çıktı ortaya. Yani vardı. Tanımlanamıyor. Yani daha önce hatta bu şeyde olmuş, bu hiç unutmam, Basar Osman'ın bir hikayesi vardır. Bak Topbaşı Mimarhanesi'ni Bakırköy'e taşımak istiyor o zamanlar. Böyle şey, yetmiyor burası diyor. Ya diyor bu kadar masraf çıkarıyorsunuz, İsmet Paşa o zaman şey. Bu kadar masraf çıkarıyorsunuz diyor. Kocaman yeri size mi vereceğiz bu akıl hastalarına diyor. Efendim diyor, tekkileri kapattınız, insanlar da bize gelmeye başladı diyor. Aa, tekkileri kapatınca... insanlar bize gelmeye başladı diyor. Ya bu Masar Osman'la İsmet Ünlü'nün arasında geçen muhabere diye söyleniyor. Yani onun için bu gerçekten de insanların boşluk duygusu hep var. Hep ihtiyaç var. Bunu bazı şeyler dolduruyordu onu. İnanç sistemleri dolduruyordu. Bazı işte büyükler... Tasavvuf terbiyesi doluyordu. Büyüye hakiki şeyhler vardı o zaman. Onlara itaat ediyordu. Rahat ediyordu insanlar. Dolduruyordu. Bu çağ bütün o böyle şeyleri yani dergahları kapattı bu çağ. Onların önünü kapadı, ona ihtiyacın yok tarzında bir durum ortaya çıktı. Boşluğu insanlardaki bir ihtiyacı karşılayamak için yani bir yerde mesela köprü yapılmaya ihtiyaç varsa ve köprü yapacak güç varsa orada köprü yapılır, er geç yapılır. Hı hı. Bunun gibi böyle bir ihtiyaç var, bunu bir boşluk var, bunu bir şey dolduracak. Bunu biz eğer bilim doldurmaya çalışıyor, bilimin yetmediği o kadar çok alan var ki bilim demek varoluş noktası değil, bilim bir yolculuktur. Yani o yolculuk içerisinde hakikat arama yolculuğu. Hı hı. Ama şu anda bilim, üçüncü nesil psikoterapiler var. O terapilerle şunu gösterdi bilim. Aslında insanın yüksek bir anlama inanması, yüksek bir güce, yüksek bir otoriteye inanması, zihinsel bir sığınağının olmasının tedavi değeri var. Hmm. Manevi çözümlere ihtiyacı var insanın. Şimdi bu Gazze özelinde Avrupa insanının, batılı insanların özellikle İslam'a merak uyanmalarında, merak duymalarındaki temel sebeplerden biri de bu diyebilir miyiz? Aynen, bu çok güzel tespit ettiniz. Aynı o boşluk hissini bakıyor ki adam bombalanıyor ama gayet mutlu, gayet rahat. O dede, Halit dede olayı işte. Ya İslamofobiyi senelerdir İslamofobi yetiştirilmiş bir fikirdir bak. İdeolojidir, planlanmış bir semboldür. Sarık ve sakal İslamofobi oluşturmak için bilerek yapılan Hollywood filmlerinde işlenen böyle tehdit olarak görülen bir argümandı, semboldü daha doğrusu. Onu darmaduman etti. Onun o şey haliyle torununu öpüyor, kokluyor, o haliyle yolcu ediyor. Rim'in dedesinden Rim'in bahsediyor. Halit Nepham. Yani bu ne şey ne ya, şaşırdılar insanlar. Böyle bir nasıl bir inanç ki insanlarda bu duyguyu veriyor? Nasıl bir inanç ki? Ben şunu gördüm. Gazze'liler hani
o nefsin makamları var. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin saydığı 7 makam var ya. Evet. O 7 makamın içerisinde o nefs-i mutmainne makamı var. 4. makam. Yani kişi en kötü şartta bile olsa mutlu olmayı başarabilir. Huzurlu olmayı başarabilir. O insanların çoğu bunu yakalamışlar. O Halit Dede onu yakalamış mesela. O şartlarda o huzur, o rahatlık. Mutmain yani. Mutmain. Nefs-i mutmainne. Şikayetçi değil yani. Her şeye rağmen tatmin olabiliyor. Buna psikolojide otantik mutluluk deniyor. Otantik yani, otantik mutluluk. Yani cezaevinde de olsa mutlu olmayı başarabiliyorsun. Sarayda da olsa aynı mutluluğu başlıyorsun. Çünkü duruma göre, ortama yani, göre değişen bir mutluluk anlayışı yok. 4 mevsim çiçek veren bitkiler gibi yani. Devamlı var o mutluluk. Bu mutluluk otantik mutluluk. Bu hedefleniyor. Bu yani mutluluk böyle şuyum olsun mutlu olayım, buyum olsun mutlu olayım diye modernizm öğrettiği bize mutluluk var ya şu anda. Bu iş nedene bağlı mutluluk. Halbuki ideal mutluluk iş nedene bağlı mutluluk kişinin. Kendi iş dünyasındaki referanslarıyla mutlu olabilmeyi başarabilmesi. Bu da nedir? Asıl özgürlük de budur aslında. Asıl özgürlük zincirler kır, duvarlar yık, arzuları servis bırak, kafana göre yaşa değil. Asıl özgürlük arzu ve dürtülerinden özgür olmaktır. Hmm. Yani kendi nefsinin kölesi olan insan özgür değil ki. Has tuzaklarına işen, eroin, kokain kullanan insan özgür mü? Tamamen esir. Marka bağımlısı olan, ayakkabıyı üzerinde, şuradan alacağım, aynen öyle, çantayı buradan alacağım. Dijital bağımlılıktan tutun da bütün bağımlılık türlerini düşün. Onlar hepsi birer şey olmaktır. Esaret. Esarettir yani. Tutsak olmaktır. Esarettir. Köleleşmektir. O maddenin, o nesnenin davranışsal bağımlılıklar da öyle şu anda. İşte oyunlar, kumarlar vesaire. Bunlarda da bir esaret var işin içerisinde. Onun için asıl bu özgürlük nefsin esaretinden kurtulma özgürlüğüdür. Bu mesela Gazze olayları bunu ciddi bir canlı bir örnek oldu bize. Bu kadar zor şartlarda da bile insan mutlu olabiliyor, huzur olabiliyor ve en önemlisi ne biliyor musunuz? O Gazze olaylarının kişi o zor şartlarda rağmen o kişiler kendilerindeki esirlere eziyet etmediler. Mesela şey duygusuyla sanki intikam duygusuyla hareket etmediler. Yani intikam duygusu sanki bir şey gibi yani misil gibi gören yanlış var. Evet. O yanlışla uymadılar. Yani ne güzel muamele etmeleri daha da şaşırttı böyle. Evet. Kötülüğe, onların kötü muamelelerini gösterip o fotoğrafları bulup propaganda etmek için hazırlık yaptı karşıta odaklar. O hazırlığa malzeme üretmediler. Yani mesela El Fetih o malzeme üretmişti. Bu ya Hamas ve şeyler o malzeme üretmediler şu anda. Yani vatanlarını, topraklarını koruyorlar ama aynı asr-ı saadette Allah'ın Resulü gibi hareket ediyorlar. İnşallah da böyle bu çizgide giderler. Bu de değişmiyor. Ben en çok buna şaşırıyorum. Hani biz şimdi bunu şey diye satıyoruz ama Batı insanı İslam'a hayran oldu. Bakın Hamasların, işte illerin, Gazelilerin bu hayatlarına, bu sabırlarına. Batı insanı değil ki biz de hayran olduk. Biz çok mu farklıyız yani? Bizim rutinimizde bu kadarı çekmek var mı? Onun onda birini yaşasak biz bununla mücadele edebilir miyiz? Kendini Müslüman olarak tanımlayan insanlar olarak. Ve belki hocam bakıyoruz mesela Gazvelerde, Seriyelerde namazlar aksa bütün çilelere rağmen gerek Mekke'deki ambargo sürecinde gerek hicrette gerek Medine'deki kıtlık zamanda Müslümanların belli rutinlerinin hiç değişmediğini görüyoruz. Ben bir benzer sahneyi Gazze'de de gördüğümü düşünüyorum. Ev yıkılmış, sağlam kalan parçalarla kulübe gibi bir şey yapmaya çalışıyorlar yıkıntılardan. Evleniyor adamlar. Demiyorlar ki yarın burası bombalanır biz de ölürüz. Hayır. Belli hayat rutinlerini hiç değiştirmiyorlar. Bu şeyden kaynaklanıyor değil mi? Motivasyon başka. Ufuk başka yani. Bu aslında hastalığı var. Dünyacılık hastalığı. Dünyacılık hastalığı ve ölümden korkma hastalığı. Bu iki hastalık onlarda yok şu anda. Onun için bu kadar direnebiliyor, ayakta durabiliyorlar. Yani bizde dünya makamı, dünya için yani dünya birinci planda, ahiret ikinci planda. Dünya ahiret dengesini kuramıyor. Şu andaki bizim diğer Gazze dışındaki Müslümanların o nedenle hep diyoruz ya zihinler işgal edilmiş. Onların şu anda biz de aynı durumdayız. Yani bu nefsimize bunu söylememiz gerekiyor. Yani bu nedenle bizim burada o dünyacılık, yani dünyayı hayatın merkezine almak, dünya muhabbetini. Halbuki Hazreti Mevlana diyor ki dünya bir deniz gibidir. İnsan onun içerisindeki gemi gibidir. O dünya suyunu denizden alırsan içine batarsın. Evet. Almazsan özgürce kullanırsın. Yani bu şekilde elinde olsun ama gönlünde olmasın.
anlamında. Bu dünya denilen işte mal, şöhret, para, makam, her şey giriyor. Yani bunu şey yapabilmek çok önemli. Hatta bir defa Hazreti Ebu Bekir'in yine öyle güzel bir şeyi vardır. Böyle onu hilafeti döneminde bir gün böyle sıcakta bir bal şerbet getiriyorlar, içiyor. Bir demir ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyorsun ey Emir el-Müminin diyorlar. Resulullah'ın bir iki şeyini hatırladım diyor. Resulullah bir gün böyle dururken eliyle böyle yapmış. Git diyor. Git diyor. Niye git dediniz diyor. Dünya bana geliyor muhabbeti diyor. Ona git diyorum diyor. Bak yani diyor, biz bunu diyemiyoruz şu anda. Diyemiyoruz. Dünya diyor bana bir insan suretinde göründü ve beni kabul et dedi. Ben de ona git dedim. Ben seni kabul etmiyorum dedim diyor. Giderken döndü dedi ki diyor sen beni kabul etmedin ama ümmetine kendimi kabul ettireceğim dedi diyor. Edeceğim dedi. Ben de şimdi bunu içince diyor. Acaba ben kabul öyle ettim mi oldum mi, diyor ya. Kabul ettim mi diye tereddüt etti. Bir de Hazreti Musa'nın da öyle güzel bir örneği var. Feridun Attar anlatıyor. Hazreti Musa'ya Allah diyor ki Cenab-ı Hak onda bir sır var öğren diyor. Diyor. Ondan sonra iblisle karşılaşıyor. Sende bir sır var mı? Söyler misin? Diyor. Ben dersen ben gibi olursun diyor. Ben yani, de mi? Bu aslında ikinci hastalığı da bencillik. Ya, bencillik hastalığı yani. Bencillik şu asırda salgın. Narsizm bencillik, yani. Şimdi asrın hastalığı diyorsunuz ya ben hep burada takılıyorum. 200 yıl önce bencil insan yok muydu? Vardı. Yani niye bütün biz ihaleyi modernizme, modern çağa yıkıyoruz? Vardı fakat şu anda özür bıraktı. Modernizm tam olarak ne yaptı bize? Yani modernizm olanların hepsini zirveye mi taşıdı? Yani yaşam felsefesini değiştirdi. Ha. İnsanlar bak en şeyde bile 100-200 sene önce insanlar yani her hangi inanç sistemine de sahip olsa bir mutlak bir güce, mutlak bir iradeye inanıyorlardı. Ya yani öldükten sonra bir hayatın varlığıyla ilgili Hristiyanlarda da, Musevilerde de hepsinde de bir kutsal ruha, yüksek bir güce inanmak vardı. Modernizm bize sunduğu ya insanlık bak hatta o Titanic gemisinin Londra'da ilk çıkışında 1912 galiba Londra'daki gazetelerin manşeti enteresan. Artık bu gemiyi Tanrı bile batıramaz diye çıkıyor. Çıkıyor ve buzdağına çarpıp batıyor. Yani öyle bir şeye girdi ki teknolojinin getirdiği başarılar nedeniyle şu anda kendilerini yeryüzü tanrısı gibi görmeye başladılar. Şu an yeni tanrı da yapay zeka olarak ciddi şekilde küresel sermaye bunun planlarını, projelerini yapıyor. Metaverse basit bir proje değil. Evet. Yani Davos'ta konuşulan bir konu bu. Bu nedenle yani böyle bir durumda modernizm bizim yaşam felsefemizin de yaşam amacımızı değiştirdi. Yaşam amacımız neydi daha önce? Allah'a kavuşmak, onun rızasına sahip olmaktı. Nefsine uyuyorlar insanlar ama sonunda pişman olabiliyordu birçok insan. Evet. Fakat şimdi ya her şey bu dünyada olup bitiyor diyor. Ölüm ve ahireti düşünmeye gerek yok diyor. Hatta Einstein'a soruyorlar ya sen Tanrı'ya inanıyor musun diyorlar. Ben diyor Spinoza'nın Tanrısı'na inanıyor musun? İnanıyorum diyor. Spinoza'nın Tanrısı da ne? Araştırdım ben onu. Onun için bir kitaba alt başlık yaptım ona. Spinoza'nın yanılgısı diye. Spinoza da ya Tanrı'ya cehennem falan aramanıza lüzum yok. Her şey bu dünyadadır. Tanrı da bu dünyadadır. Doğa Tanrı'dır. Doğa çok akıllıdır. Tabiat perestliği teşvik etmiş. Tabiat takır takır her şeyi yapıyor diyor. Yani tabiata bir büyük bir akıl anlamı yüklüyor. Daha önce de aklı evvel var diyorlardı. İlk yaratan bir akıl var ondan sonra karışmıyor diyorlardı. Ama bu doğayı akıllı olarak gördü. Ama şu anda kuantumdan sonra doğa dediğim şey koca evrende bir nokta gibi bir şey. Yani onun için buna bir tanrı demek şu anda matematikse aklımıza uymayan bir şey zaten. Yapay zekayla vakit geçirme imkanı buldunuz mu hocam? İnceleme fırsatınız oldu mu? Tabii. Ben geçen onunla alakalı bir şey gördüm. Mesela diyorsun ki 65 yaşındaki Nevzat Tarhan profesör, psikoloji işte profesörü, üniversite direktör. Bütün bilgileri veriyorsunuz. Diyorsunuz ki Nevzat şimdi bu figürü 1912'ye götür. Nişanlanmış olsun. Nişanlısı işte ne bileyim bir kuaförde çalışıyorsun uyduruyorum. Ona bir aşk mektubu yazdır diyorsun. İçinde de Spinoza'dan argümanlar olsun diyorsun. Yazıyor hocam. Şimdi geçen beni asıl dehşete düşüren şu oldu. Bir üniversite öğrencisiyle sohbet ettim. Ödev yaptırıyorlar yapay zekaya. 3-5 tane yapay zeka var. Para ödediğiniz zaman onu bütün optionlarıyla kullanabiliyorsunuz seçenekleriyle. Peki dedim hocanız ödevi yapay zekanın yaptığını anlamıyor mu dedim. Anlayamaz. Çünkü ayrıca humanizer dediğimiz bir şey var dedi. İnsanlaştırıcı.
Onu da indiriyorlarmış. Yapay, mekanik bir metni insanlaştırıyorlar. Takla attırıyorlar. Ya inanamıyorum hocam. Takla attırıyorlar. Takla attırıyor, hatalar yaptırıyor, kelime düşüklüğü gösteriyor. Bir insanın yapabileceği muhtemel hataların hepsini humanizing ederek, yani insanlaştırarak. Hocam bu normal değil. Bu iyiye bir gidiş değil yani. Yani şimdi yapay zeka iyiye de kullanılırsa birçok hastalığın tedavisinde, tanıda, teşhiste çok işe yarayacak, söyleyeyim. Kötü yönde kullanılırsa yapılır. Yani bütün teknolojinin kendisi bizatihi tarafsızdır. Evet. Onun için teknolojiye karşı çıkmak yerine ona iyi, doğru, güzel amaçla kullanmayı hedeflemek gerekiyor. Bu anlamda yani, TikTok'u da böyle değerlendirebiliriz. Instagram'ı da, Twitter'ı da. Onun için şu anda ben bazı şeylere söylüyorum. Ya bu sosyal medyayı kullanın. Bak şu anda hatta onu Hazreti İsa'nın 200-300 sene sonra Roma'da bulması, küreselleşmesinin hikmeti nedir diye ben araştırdım onu. Hı. Araştırdığımda şu sonuca vardım. Hazreti İsa'nın havarileri 12 kişi kendisiyle. 11 kişi kalıyor. Onlar daha sonra 200 sene sonra, 200-300 sene sonra bütün Roma İmparatorluğu kabul ediyor hak dini. Hı. Şimdi bunu nasıl olmuş? Romalıların bir sistemi var. Taş yollar sistemi. Sosyal hareketliliği, ekonomik hareketliliği, askeri hareketliliği o yollarla kullanıyorlar. Ve o yolları kullanarak Hazreti İsa'nın takipçileri Roma'ya kadar gidip Roma'yı hak dine çeviriyorlar. Şimdi şu andaki bilgi otoyolları bu zaman sosyal hareketlilik, askeri hareketi, bilgi büyük veri ya. Şu andaki en büyük güç bilgi veri. Bu büyük veri. Büyük veriyi kullanırsak biz ancak hakikatleri anlatırız. Ben bunu söylüyorum bazı arkadaşlara. Ben kendimi muhafaza edemem diyor. Bu kendini muhafaza edememek için şey gibi, bu savaştan kaçmak gibi. Öyle yani. Şey mi olurmuş? 38 milyar 200 milyon video yüklenmiş sadece geçen sene YouTube'a hocam. Hatta şöyle bir istatistik okudum gelmeden. Google Maps var ya, hani yol tarifi alıyoruz. Bir yıl içerisinde toplamda 20 milyar kilometrenin üzerinde yol tarif etmiş. Ve bu sistem, bu ekosistem, bu data nerede birikiyorsa, şurada işte ne bileyim Esenler'in bilmem ne alt kavşağında şu an trafik var mı yok mu, bunu biliyor. Tabii. Bunu biliyor. Biz Mersin'deki Gökdelen'den şehrin genelinin bir kamera görüntüsünü alabilir miyiz diye gittiğimizde güvenlik açısından yasak demişti oranın komutanı. Gülmekten ölmüştüm. Dedim al burada Google Maps'ten, yani hepsini gösterdim yani. Bunun ya, güvenlikle ne alakası? Ben 2007'de Amerika'ya gittim. Türkiye'de şey oldu. Telefon almak istedim, bu wireless telefonlarda yasaktı Türkiye'de ya 2007'de. Ya. Gittim şeyden aldım, yurt dışından aldım. Yasaktı yani, o derece şey var. Ama hadiseler zorluyor işte. Suudi Arabistan, hatta onun bak ünlü bir hikayesi vardır. Suudi Arabistan'da Kral Faysal telefon getirtmek istiyor Suudi Arabistan'a. Oradaki ulema karşı çıkıyor telefona. İşletle karşı çıkıyorlar. Bu şeytan işidir diyorlar. Hadis. Ya peki, onun üzerine diyor ki telefonun öbür tarafına geçiriyor şeyi. Diyor ben bir şey söyleyeceğim, duyduğunu bana söyle diyor. Buradan besmele çekiyor. Duydun mu diyor. Evet duydum. Ne yaptı? Besmele çektim. Besmele'nin olduğu yerde şeytan var mı? Yoktur. Demek ki yokmuş diyor. Allah'ım. Adamı öyle ikna etmiş. Allah'ım ya. Ya hocam, buraya ülkeye ilk internet girdiği zamanlarda bizim ülkede dahi bazı hocalar çıktılar, dediler ki bu çok zaman yiyen bir şey. Bu ömür tüketen bir şey. Burada vakit kaybedeceğinize 200 Kur'an okuyun. Allah indinde daha eftaldir dediler. Aynı hocalar aradan geçti 20 yıl YouTube'da takipçi kasıyorlar hocam yani. benim de üzgün olduğum nokta şu. Ya o zaman buna böyle bir şerh koymasaydınız da devletini, vatanını, milletini, dinini, mukaddesatını bilen fenomenlerimiz olsaydı ya şimdi bizim 15-20 tane tabii, değil mi yani? İşte geriden 10 sene geriden gidiyoruz. Şimdi içerik üretmeye çalışıyorsun oraya. Olmadı işte, kaçtı gemi. Yok işte bu vizyon işte. Bunun için vizyon burada. Mesela zamanında tablet dağıtıldı öğrencilere. Tablet dağıtacağına yazılımcı yetiştirmemiz lazımdı. Ya. Yani o 2 milyon tablet dağıtacağına 2 bin hani tane yazılımcı yetiştirsen, ne oldu şimdi? Kendi dijital platformumuz olacaktı yani. Aynen öyle. Başkalarına muhtaç olmayacaktık. Yani bu orta uzun vadeli düşünme işi. Hatta benim şöyle bir tezim var. Bilmiyorum destekler misiniz? Ben sosyal medya ve internet özelinde bir bakanlık ihdas edilmesini düşünüyorum. Bunun bu kadar ciddi bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ya yani. Şu anda Kültür Bakanlığı Turizm Bakanlığı ile birleşmiş. Turizm, kültürümüzü turizme embed etmişiz yani. Evet. Eşleştirmişiz. Yani sadece bir ticari bir şey olarak görüyoruz. Halbuki gençlik, aile ve milli eğitim üçü birlikte olmalı.
Üçünün birlikte olduğu bir kültür. Hatta bunun bak Almanya 2. Dünya Savaşı'nda dümdüz oluyor ya, yıkılıyor. Evet, evet. Ondan sonra Bonn'da şey toplanıyor. Başşehir o zaman Bonn. Adenauer var. Alman başkanı o zaman. Diyor hiç bütçeye, kültüre hiç bütçe ayırmamışlar. Demiş niye bütçe ayırmadınız demiş. Ya biz demiş şey dümdüz oldu Almanya. Biz kültüre para ayıramayız demiş. Hayır demiş kesinlikle. Bizi Almanya'nın tekrar kalkınması için demiş Puritan ahlakı, Protestan ahlakı tekrar canlandırmamız lazım demiş. Protestan ahlak da nedir? Lüteinizan kültür ahlak diye bilinen Endülüs Emevilerden aldıkları dini gerekçelerle dürüst olmak, çalışkan olmak, dini gerekçelerle iyilik yapmak, dini gerekçelerle dürüst olmak, tasarruf etmek böyle halen devam ediyor kültür. Bak Almanya'da, Kuzey İskandinav ülkelerinde, İngiltere'de devam ediyor. Yani müsrif olmamak gibi kültür, sadelik kültürü devam ediyor. O kültürü korumamız lazım diyor ve eğitime kültürle ilgili fon ayırıyorlar, bütçe ayırıyorlar. Aynen. Biz ama bizde o vizyon maalesef sorgulanır şu anda. Aynen. O zamanlar adamlara Avrupa'da dalmadığı ülke kalmadı diye hepsi bir arada gizli bir anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki ambargo uygulayacağız. Hiçbir şekilde Alman malı almayacağız. Almanlar da savaştan sonra bir araya geliyorlar. Diyorlar ki öyle mallar üreteceğiz ki bu bir oyuncak çıngırak bile olsa en az 30-40 yıl kullanılabilir nitelikte sağlam bir şey. Ve ambargoyu böyle kıracağız diye. Made in Germany markasının isminin oradan doğduğu anlatılır. Evet. Herkes ambargoda ama gizli gizli Polonyalılar gidiyor oradan işte araba alıyor. Kalitenin pasaportu kalite yok. Nazif Hoca'nın, Gürdan Hoca'nın güzel bir sözü var. Kalitenin pasaportu o yok. O dala yani. Direkt değil mi hocam? Ya. Peki devam edelim. Şimdi hocam bu kadar teknoloji ve modern çağlar. İnsanımıza şöyle baktığınızda sokakta herkesin şekva ettiğini görüyoruz bir şeylerden. Yani memnuniyetsiz bir insan profili gözlemliyoruz. Twitter'a baktığınızda insanların yazıyor ya da rastgele bir mikrofon uzatın. Her şey çok süper ya falan diyen adama rastlama ihtimaliniz belki 20'de bir. Bu çağın insanı bu kadar imkana rağmen neden mutsuz hocam? Birincisi dediğim gibi yaşam felsefesi değişti. Yaşam amacı olarak haz peşinde koşmayı aldı. İkincisi de beklenti seviyesi yükseldi insanlarda bu çağda. Yani daha önce insan yani bir şeye muhtaçken şimdi 20 şeye muhtaç. Hepimiz evde gidip dolabı açın. Çoğu kullanmadığımız o kadar şey vardır. Evet. Yani bir sene kullanılmayan eşyaya zekat düşer diye de bir bazı şeyler var yani düşün, evet. Görüşler var. Yani onun için yani böyle kullanılmayan eşya dolu, israf var. Yani buna yani bu en güzel şöyle... Beklenti seviyesi yüksek. Geçen şöyle bir şey okumuştum, bir istatistiksel araştırma yapılmış. İzleyenlerimiz de bu esnada zihinlerinde geçirsinler. Şu günden itibaren kendimize hiç yeni ayakkabı almasak ve aldığımız mevcut sahip olduğumuz ayakkabıları da ölene kadar özenli giyme şartıyla diyor ki insanların neredeyse yarıya yakınının kendilerine ölene kadar idare edecek ayakkabısı aslında var. Kesinlikle var. Ama alıyoruz. Bunun bak şeyde ABD'de Rosetto diye bir kasabada bir özelliği varmış. Bu İtalya'dan gelen Katoliklerin olduğu kasaba. 1960'lı yıllarda bu kasabada kalp krizi 1/3 daha az Amerika'nın genelinden. Ve mide bağırsak hastalıkları az, ani ölüm gibi vakalar az. Onun üzerine bu özelliği nedir? Bunların geneli mi farklı diye araştırma yapılıyor. 20 sene süren takip araştırmaları düşük tespit ediyor. 20 sene sonra orada Amerikan genelindeki o Cadillac arabalar, hızlı yaşantı, gece hayatı oraya giriyor. Aynı hastalık eşitliği aynı oluyor. Ya. Kalp hastalıkları eşit miktara geliyor. Mide bağırsak hastalıkları eşit miktara geliyor. Bunun üzerine kültürel nedenlere bağlı stres diyorlar bunu. Kültürel yani hatta bunun aksi bu asrın bir özelliği de stres seviyesini yükseltti bak. Diğer asırlarda mesela daha önce eski çağlarda yaşayan insan ormanda yaşayan birisi senede bir iki defa aslan görürdü belki. Ama şimdi trafikte her gün aslanla görüyormuş gibi bir devamlı gerilim içindeyiz. Devamlı hızlı yaşantı var. Haz peşinde koşuyoruz. Hızlı yaşama hevesi var. Bu da ne yapıyor? Stres seviyesini yükseltti. Beklenti seviyesi yükseldi. Yaşam standartları yükseldi. Yani kapital sistem de tüketerek mutlu olmayı teşvik ediyor. Yani bu üreterek kadar değil. Habere, güncel gelişmeye maruz kalmak da çok matah bir şey değil o zaman yani. O hipnoz yöntemi. Modernizm hipnotizma yöntemi o. Yani devamlı son dakikada bile son dakikada böyle kişinin evinde çocuğunun ders problemi var, problemleri var ama onunla ilgilenmiyor, dizi izliyor mesela.
Bu gibi şeyler ne oluyor? Asıl ana meseleleri böyle çember diyagramı var. O çember diyagramında en merkezi yerde kişinin en önemli konuları vardır merkezde. Daha çevrede mesela önce kendisiyle ilgili işte, daha sonra ailesiyle ilgili, daha sonra çevresi, mahallesi, toplumla ilgili, insanlıkla ilgili, varoluşla ilgili konulara insan ilgili duyması gerekir. Önemli öncelik sırası olarak. En merkezi kendini terbiye etmesi, kendini düzeltmesi lazım. Ama bakıyorsun insanlar kendi bir sürü problemi var. Dediğiniz gibi o ona böyle dedi, bu buna böyle yaptı, şu şunu giydi, bu bunu yaptı. Devamlı böyle beklentisi yüksek ve dış nedene bağlı bir şey ve şikayetçilik kültürü oluştu. Halbuki şikayetçiliğin arka planında bencillik var. Ben iyi, özel ve önemliyim, ben üstünüm. Bunlara hak ediyorum ama sahip değilim. Onlar niye hak ediyor diye. Kendisini aslında kıyas insanın beyninin akıl yürütmenin yöntemlerinden birisidir kıyas. Kıyası başkalarıyla yaparsak acı çektirir. Ama kendimizi, geçmişimizle kendimizi kıyaslarsak, geleceğimize bir hedef koyup kıyaslarsak bizi ileriye, hedefe götürür. Bu sebepten dolayı mı psikologlarda, terapistlerde, aile danışmanlarında randevu alacak gün bulunmuyor? Millet resmen sıraya girmiş hocam. Yani bir ay, iki ay, üç ay randevu veremiyor psikologlar. Mansur Osman haklı demek ki. Haklı, bence de yani, haklı. Tabii insanların sığınacakları her sorun için. Yani tekkiye de girerken ilim öğrenmeye girene önce edep derlermiş yani. Evet. Edep öğren sonra o nedir işte, davranış terbiyesi, davranış geliştirme. Yani bunlar kalkınca ortadan, yani toplumun asırlardır gelen bir şeymiş bu, kültür haline gelmiş bu. Yani tasavvuf kültür haline gelmiş. Tasavvufun belki eylem şeyine şu anda çok gerekli değil diyebiliriz yani. O kapı şu anda açık değil ama asıl önemli olan onun kültürünü yaşayabilmek. Yani insan bunun anlamını bilirse kendine yaşayabilir bu çağda. Hiç yani onun için biz hep ilimle meşguluz. İrfanla meşgul değiliz. Evet. İrfanla meşgul olmak kendimizi iç keşif yolculuğuna çıkmak, kendimizi tanımak, kendimizi keşfetmek, daha sonra güçlü yönlerimizi, buna psikosivot analizi diyoruz. Bak psikolojiye yeni girdi bu. Psikosivot analizleri ne vardır? Kişinin güçlü yönlerine bakar bir şirket mesela, zayıf yönlerine bakar, onu bekleyen tehditlere bakar, fırsatlara bakar ve vizyon, misyon belirler, amacını belirler, bulunduğu durumu belirler ve ona göre yol haritasını çizer. Yani psikolojik olarak öz eleştiri yapabilme, kendini tanıyabilme, yani güçlü yönlerini, zayıf yönlerini tanıyabilme bir insanın iç gözlemiyle başlıyor. Şey mi hocam, bireylerde böyle sıkıntılar tevarüz edince bu bir sosyal çürümeye doğru gidiyor mu? Nasıl okuyorsunuz? Tabii. Bu şimdi bireylerde bu çoğalınca sosyal çürümeye dönüşüyor. Mesela Nietzsche'nin bir sözü vardır. Toplumu böyle Durkheim falan toplumu tanrı gibi görüyorlar, sosyolojinin kurucuları. Toplum tanrıdır, akıldır, onu yaptığı doğrudur gibi görülen bir anlayış var. Hatta insan bir toplum çıkarı peşinde peşinde koşan insanlardan oluşmuştur. İnsan homo economicus diyor mesela. Karl Marx'ın tezi oydu. Homo economicus, yani ekonomik varlıktır insan, çıkarı peşinde koşar diyor. Halbuki 2000'li yıllarda Nobel ödülü alan bir Kahneman'ın bir çalışması var. O dedi ki insan homo economicus değil, homo psikolojikus dedi. İnsan daha çok sevdiği şeylere, yüksek önem verdiği şeylere yatırım yapıyor. Temel ihtiyaçlarına göre yatırım yapmıyor dedi. Bu onun için 2000'li yıllardan sonra paradigma dönüşümü yaşandı. Küresel olarak yani insan duygular bilimin menziline girdi. Spiritualite, yani ölüm ötesi, aşkın self transcendence deniyor. Kendini aşabilmek bilimin alanı menziline girdi şu anda. Yani o Maslow'un piramidindeki en tepede kendini gerçekleştirme hedefi var. Hayır, onun üzerine Maslow bir hedef daha koymuş. Onu gizliyorlar. Ne o? Self transcendence, kendini aşma. Maslow vefatından önce insanın bu dünyadaki psikososyal ihtiyaçlarından en tepesindeki kendini gerçekleştirmek değil, kendini aşmaktır diyor. Onu da bir de en tepeye de bu sefer en tepeye de onu koyuyor. Onu piramitlerde onu boş bırakıyorlar çoğunda. Kendini aşmak deyince Allah'la bağlantı kurmak çıkıyor ortaya. Toplum için bir şeyler yapmak, varoluş için bir şey yapmak, yaratan için bir şey yapmak. Ne oluyor? Egoizmi, narsizmi teşvik eden kapital sistem, başkalarına yardım etmek için çalışan bir sisteme dönmesi lazım. Onu küresel güçler hoşuna gitmiyor onun. Evet. Yani dünya hükmetmek isteyenler insanları açtık böyle şey gibi. Yani hani tavuklar
yem peşinde koşarlar ya, insanlar böyle tüketim peşinde koşsunlar, biz de onları yönetelim diye. Mesela şey de vardı, Rockefeller'in röportajını dinledim ben. Diyor ki, ona söylüyor, kadın hakları konusunda çok şey yaptınız diye bir sunum yapan ki söylüyor, şey diyor, yok diyor, biz onu kadınlara hak vermek için yapmadık diyor. Daha çok kimse, daha çok insan çalışsın, daha çok kimse vergi versin diye yaptık diyor. Ay. Ve bir şey daha söylüyor, diyor çocukları ilk küçük yaşta okula versinler de diyor, çocukların nasıl düşüneceğini biz çocuklara öğretelim diye yaptık diyor. Yani kıl alır gibi değil. Yani böyle yaptık diyor. Yani biz de şu anda onların şu anda öznesi oluyoruz. Yani onların esiri oluyoruz. Şimdi o narsist, bu narsist, herkes narsist. Toplum narsist, bencil. En o çok da eşler söylüyor. Benim kocam narsist. En çok onlar diyorlar. O gün bir tane bir hocamız vardı burada. Adı şimdi aklıma gelmedi. Dedi ki mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verirdi. Ve verirken de acayip verirdi. Şu 100 tane deve hoşuna gitme, al senin olsun derdi diyor. Hiç evet. Arkasına dönüp dünyayla münasebeti böyleydi diyor. Borç alır, borç verirdi diyor. Borç alıp infak ederdi diyor mesela. Böyle bir vermek. Ashab-ı kiramın da verme şekline baktığımızda onlar da böyle veriyorlar. Şimdi modern çağ bize diyor ki hayır deme sanatı, mesafeyi koruma, ilişkiyi koru, o ne diyorlar, güvenli mesafede kalma, hayır demeyi öğretiyor. Vermemeyi öğütlüyor aslında. Onlara baktığında bunların bilimsel açıklamaları var ama bizim kadim geleneğimize baktığınızda da çok yan yana durmuyor. İsar kültürümüzde mesela. Şimdi hal böyle olunca insan yalnızlaşıyor ve herkes de bir anlamda hem narsist hem de yalnızlıktan şikayet ediyor. Ne olacak diye. Japonya'da, İngiltere'de, hele Japonya'da bakıyorsunuz insanlar yalnızlaşınca bir dijital dadılar edinmeye başladılar. Kimininki YouTube, kimininki bilmem ne. Bu yalnızlık değil diye iddia edenler de var ama. Ben diyor burada sanal ortamdayım ama 600 tane arkadaşım var diyor. Yalnızlığın tanımı yeniden yapılmalı mı, yoksa arkadaşlar gerçekten yalnızlar mı? Onlar kandırıyorlar kendilerini. Öyle mi? He. Onlar sosyal medya değil, sanal medya. Çünkü çoğu kimliğini gizliyor. Çoğu, yani kimliği olsa bile yani insanın fiziksel temasının yerini tutmuyor hiçbir zaman. Hı hı. Yani fiziksel temasta şey var, beş duyu devreye giriyor. Öyle durumlarda kişi yani yüz yüze konuşmanın getirdiği, yani hatta yapılan şiddet çalışmaları var. Şiddet, çocuklar şiddeti nasıl öğreniyor diye. Hı. En çok işte dijital ortamlardan mı öğreniyorlar diye yapılan çalışmalar, çocuklar en çok şiddeti dijital ortamdan değil, canlı şiddetten öğreniyorlar. Neyden anlıyor? Canlı şiddet. Hı. Anne, baba, abi, evde şiddet varsa çocuk onu modelleme yapıyor. Evde şiddet. Televizyon vesaire, o dijital ortamdaki şiddet o kadar tehlikeli değil. Evdeki o canlı şiddet daha tehlikeli. Hı. Yani annenin, babanın ya da işte abilerin, kardeşlerin yaptığı şiddet daha çocuğuna tehlikeli. Çocuğuna silahla oyun oynatmıyor da evde yani, kocanla akşama kadar birbirini yiyorsan yani, bil ki senin bitti, yaptığın daha tehlikeli. Yani tehlikeli. Onun için şiddet canlı olan öğrenme daha kalıcı öğrenmedir. Çünkü onlarda hikaye vardır. Onlarda şey, beş duyuyla, beş N1K'lı öğrenmedir o. Yani insan bir şeyi öğrenirken kim söyledi, ne söyledi, nerede, ne zaman, nasıl, niçin de beynine kaydederse, bunu bulan ilk bir psikologdur, Kanadalı psikolog. Evet. Hafızanın altı sadık bekçisi demiş buna. Daha sonra iletişimciler bunları almış, üzerine yatmışlar, o başka. Yani burada yani hafızanın altı bekçisi, bu en iyi öğrenim, beynimiz altı networkle bilgi kaydediyor beyne. Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl. Bunu kullanmıyor orada. Orada sadece o anda kolay hazların peşinde, kolay tatminlerin peşinde olan bir alan. Bu iş yani, ama kişinin amacı varsa o alan amacına ulaştırmaya işe yarar. Hmm. O alan. Ama insanlık oluşturma açısından onunla yetinilmez. Yalnızlığa çözüm değildir o. Yani yalnızlıkla ilgili çözüm, yani hatta şu anda esprisi de yapılıyor onun. Bir böyle uluslararası toplantıda mevzu oldu. Birisi kayınvalidesine ChatGPT almış, yalnızlığa iyi geliyor diye. Ay. Fena fikir. Fena fikir. Yani iyi geliyor diye, ama kadın o ChatGPT empati yapamaz ki, okuyamaz ki. Sadece kendindeki bilgileri aktarır. Empati yok yani orada. Evet. Bayağı güldürdüm sizi ama yani hakikaten yalnızca... Ya bir tanesi internette tanışmış, o da aklıma geldi. Karısıyla internette tanışmışlar. Şeyde, nikahta şey diyor, ben karımı diyor internetten download ettim. Evlenmişler ya sonra. Evet. İnternetten download ettim diyor. Tam sürüm diyor. Tam sürüm.
Peki. Evet. Peki. Yani yalnızlık değil mi yalnızlık hocam? Yalnızlık. Zaten 1000 tane arkadaşın olsun yani orada TikTok'ta, ya, Instagram'da. Geleceği bekle. Bizi dünyayı bekle. Gelecekteki tehlikelerle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyi var. 3 tehlike diyor. Birisi küresel eşitsizlik, gelir eşitsizliği. Hmm. İkincisi iklim değişikliği. Üçüncüsü yalnızlık. Hmm. Biliyorsunuz İngiltere ve Japonya Yalnızlık Bakanlığı kurdu. Hmm. Ya ben Osaka'ya gitmiştim. Covid'den önceydi. Osaka'da bir odalar var, böyle bir şey duruyor. Yolun kenarında böyle boş, bazı dolu. Bunlar nedir diye sordum. Dedi ki bunlar sohbet odaları dedi. Japonya'da. İnsanlar yalnızlık çekiyorlar. İki tane birbirini tanımayan kişi birer kahve alıp gidip konuşuyorlarmış. Tekrar gidiyorlarmış. Dağılıyorlarmış. Ve böyle bir odalar, yani belediye yapmış bunu şey için. Hizmet olarak insanların yalnızlığı gitsin diye. Yalnızlık için robotlar var ve dokununca konuşuyor, iş evet. yapıyor. Biz... Masa lambası çıkarmışlar. Başını okşuyorsun, böyle hareketler ya yapıyor falan. Ve bir robot, bize Japonlardan birisi, bizim hastaneye bir robot gönderdi. Otistik çocuklara şu anda biz deneme şeyinde uyguluyoruz onu. Otistik çocuklarda robota dokunuyor, konuşuyor, gülüyor, hareket ediyor. Yani terapi yöntemi gibi kullanmaya çalışıyoruz. Yani onun için mesela bir otistiklerde işe yarayabilir ama evet. sağlıklı bir insanda insani değerlerinin geliştirilmesinde ChatGPT, sosyal medya bizim için araç olamaz. Bizim için orada harcanan zaman önemli olan. Peki hocam, mesela Türkiye'ye baktığımızda Norveç'te, İngiltere'de, Almanya'dan çok daha fazla günlük internette kalıyoruzdur. Ben bazı istatistiklere baktığımda evet, Türkler deli gibi kullanıyorlar sosyal medyayı. Fakat buna rağmen bakın şimdi etrafa, bakın şurada insanlara. Herkes yan yana, iç içe sohbet ediyor, gülüyor, iftar ediyorlar. Daha fazla kullanıyor olmamıza ya, rağmen, teknolojiyle en az onlar kadar iç dışlı olmamıza rağmen biz niye böyle mıncır mıncırız hala? Ya bizde bu şey var, bir zamanlar Türklerden gen topladılar, götürdüler ya 90'lı yıllarda. O genlerin sonucunda bir sonuç çıkmış, biliyor musunuz? İki tane Türklerde gen çıkmış. Birisi misafirperverlik geni, diğerisi de sarı lacivert geni. Sarı lacivert ne? Fenerbahçe. Ya hocam. Hiç oldu mu şimdi hocam şu mübarek saatlerde? Neyse, şaka bir tarafa biz... ben de diyorum ki sarı lacivert ne hocam? Hadi. Biz toplum olarak şeyiz. Ciddi bir şekilde doğudan... Hocam size söyleyeyim, bu viral olacak. Bizi var ya, her yerde göreceğiz bunu. Bak şeyde, Orta Asya'dan çıkmışız ta Viyana'ya kadar gitmişiz. Ya hiperaktivite geni taşıyoruz biz ya. Gitmişiz. Bak Çinliler hep orada kalmış. İranlılar orada kalmış. Araplar orada kalmış. Ama bizde bir ciddi bir şekilde genetik bir kod var yani. Bu kod yeni deneyimlere açık olmayla ilgili, hiperaktivite ile ilgili bir ciddi bir şey var yani. Özgüven de yüksek. Onun için bir şey yapıyorsun. Ben hiç unutmam, bir Balkanlarda büyük bir iş yapmış bir yaşam adam geldi. İş adamı dil bilmiyor ya. Balkanlarda tekstil işi yapmış. Ya dedim, nasıl yaptın sen bu işi? Hı. Ya ben rahmetli Özal, o zaman hayattaydı Özal galiba. Dedi ki, Özal'ın dedi bir konuşmasını dinledim. Dil bilmemeniz önemli değil. Gidin Tarzanca konuşun, satın elinizdeki malları dedi. Ve onun üzerine gittim dedi. Vay be. Bak adam buradan gitmiş, orada gitmiş, almış malları satmış. Tek tük tük Tarzanca konuşarak ve o iş zincir kurmuş yani. Yani bu böyle oluyor. Girişimcilik zaten onun için. Yenilikçilik ve girişimcilik 21. yüzyıl becerisi zaten. Yani bu bizim genetik özelliğimiz mi yani hocam? Tabii. Bu özelliğimizi bizim maalesef bu baskı kültürü, korku kültürü, istibdat kültürüyle bu özelliğimiz bastırılıyor. 200-300 yıldır bastırılıyor. Hı hı. Biz ne zaman kaybetmeye başlamışız bu kültürü biliyor musunuz? 1580'lerde başlamışız. 1580'de şu anda şeyde Tophane'de olan şey var, Fatih'in yaptığı şey var, rasathane var. Hı hı. O rasathaneyi Takiyüddin Efendi tamir ettiriyor. 3. Murat tamir ettiriyor. Çok güzel bir rasathane açılıyor. Ondan sonra veba salgını çıkmış. Veba salgını çıkınca o zaman şeyle birlikte Yavuz Sultan Selim'le birlikte gelen Güney Kuşağı İslam, böyle bilim karşıtı ekoller o zaman hakim oluyorlar. Diyorlar ki Allah bizi, melekleri izlemektir bu diyorlar. Allah'ın işine karışmaktır bu diyorlar. Bu ondan kaynaklanıyor diyorlar. Boğaz'dan toplarla Tophane'deki rasathaneyi toplarla yıktırıyor gemilerle. Evet. Ondan sonra düşüncenin ilerlemesi duruyor. Yani ve o zaman tabii en güçlü zaman 1580, 1600'lerde mesela Sultanahmet yapılmış. Yani dünyada süper güç o zaman. Tek süper güç. Avrupa
orta çağın derinliklerinde veba salgınlarıyla, büyücülerle bilmem ne uğraşıyor. Şeytan arıyorlar insanların içinde. Mesela 1700'lü yıllarda Köln'de kilise var. O kilisede bir plaket var. Kilisede bir birisi bir şey buluyor. Ya burayı daha güzel anlatacak bir lamba buluyor. Böyle ampul, kandil oluşturuyor. Papaza götürüyor, diyor ki ya böyle bir şey yaptım diyor. Onun üzerine oradaki Köln'deki şeyler diyor ki ya bu diyor yanlış şeyler yapıyor, Allah'ın işine karışıyor. Allah geceyi aydınlatmak, aydınlık olsun diye, karanlık olsun diye yaratmış. Geceyi aydınlatmaya çalışıyor. Bu şeytan işi diyor ve adamı yakıyorlar. Aynen. Onun ibaresi var orada. Evet. Bu dönemlerde Osmanlı yapmış. Yani o kendi orta çağını kendisi oluşturmuş maalesef. Ve bunu daha önceleri medrese Zülcenayin varmış. İki kanatlı medrese. Hem fen bilimleri hem dinimleri okutulur. Yani onun son temsilcisi de İbrahim Hakkı, Erzurumlu İbrahim Hakkı temsilcisi. Onlar yavaş yavaş erimiş. Medreseler sadece din ilimleri okutan olmuş. Boşluğu fark ediyorlar daha sonra. Mesela ilk fark edenler Ahmet Cevdet Paşa, mecelleyi yapan. Mecelle fark ediyor. Onun üzerine Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi'ye, Sadrazam'a, Valide Sultan'la ikna ediyor. Ve Cağaloğlu'nun lisesinin olduğu yere şu anda açtırıyor ya. Medreseyi Zülcenayin açtırıyor. Duvarlarda işte haritalar var, Piri Reis haritaları var, Rasathane uzay var vesaire anlatıyor. İkisini birleştiriyor iki dilim. Onun üzerine o zamanki statüko, o zamanki vakıfların elindeymiş din, medrese eğitimi. Onlar da bu şiddetle karşı çıkıyorlar, kapattırıyorlar. Ondan sonra Sultan Abdülhamid iki defa Darülfünun'u açtırıyor, ikisini de kapattırıyorlar. Onun üzerine oldu. İki tip insan yetişiyor Osmanlı'da. Biri sadece din eğitimi alan, biri de din eğitimine karşı mektep, ehli mektep. Halbuki ehlidir. Her ikisine de hakim, ikisine de. Vakıf yani insanlara ihtiyacımız. Üç caddeyi birleştiremedik biz bak. Mektep, medrese, tekke. Evet. Şimdi de tamamen din karşıtı bir şey başladı. Evet. Modernizmin etkisiyle. Bu caddeyi, üçüncü caddeyi oluşturmak zorundayız biz. Evet. Bunu oluşturursak kimlik karmaşasından kurtuluruz toplum olarak. Çünkü marjinallerden kurtuluruz. Sadece akıldan ibaret değil. Ama toplumu yapıyor bunu. Devletimiz yapamıyor ama toplum yapıyor, söyleyin. Evet, evet. Sadece akıldan ibaret değiliz çünkü. Ruhun gıdası al işte psikologların önünde randevu sıralarına bak. Bulamıyorsunuz. Evet. Bir randevu açtığınız konu nerelere geldi hocam? Evet hocam, gerçekten. Yani, ama gerçekten çok var. Yani çok, ben hiç hele bu Covid'den sonra ergen hasta çok ya geliyor. Ona bir şaşırıyoruz. Bu gazenin de etkisi var değil mi? Bu kadar videoya şahitlik ediyorum. Tabii ya, bu da hassas ruhları çok etkiledi bu. Ama hassas ruhlar bazen şeylerdir böyle. Yani bazı musibetler şeydir. Yani acıdır ama sabır gibi işte, acıdır ama meyvesi tatlıdır. Yani bazı musibetlerin acı yönü oluyor, musibet yönü oluyor ama sonucunda buna geliştiren travma diyoruz biz. Büyüten travma diyoruz. Travma sonrası büyüme ölçekleri var bizim. Travma, o kişide yaşadığı travmayı kazanıma dönüştürmek için travmaya bakış açısını değiştiriyoruz. Bu bakış açısıyla bu travma küresel bir travma etkisi yaptı bunu. Yani bunun travma etkisi var ya, bu 11 Eylül bir nevi trajedisi, bir etkisi, siyasal bir sonuç oldu. Bu o 9 Eylül 11 Eylül travmasının tersine sebep olacak bu da, söyleyeyim. Onun yaptığı, yani o İslam dünyasına çöktüler onun üzerine. Şimdi İslam dünyasının dirilişine, yani ben Müslümanlardan bir şey beklemiyorum da, yani bir Batılılardan daha çok İslam'ı hakkı bulmaya yöneltecek gibi geliyorum. Çünkü bilgelik çağına girdik ya. 20. yüzyıl bilgi çağıydı. Bu çağ, bilgelik çağı, insanlık bilgeliği yakalayamazsa kurtuluşu yakalayamaz. Ben buna rağmen Müslümanlardan bekliyorum hocam ya. Müslümanlar kardeşim, biraz jeton geç düşüyor. Olsun hocam. Yine en temizi bizimkileri kılacağız inşallah. Ümitsizlik yapmayalım ama... Yani bu öz eleştiri yapalım diye söyledim. Eyvallah. Ben onu. Ankara için iftar vaktiymiş hocam. Ankara, Allah kabul etsin. Sanki duayı Dursun Ali Erzincanlı'nın sesinden yapınca daha bir kabule karin olacakmış, evet, hissine kapılıyor insan değil mi hocam? İhlaslı hafızların özelliğidir değil mi hocam? Evet, maşallah. Peki. İnşallah. Devam ediyoruz efendim. TRT 1'desiniz. Ramazan Sevinci programında
18-15'ten bu yana bence keyifli bir sohbet devam ediyor kıymetli Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla. Peki hocam, şimdi Ramazan ayı bizim direncimizi yükseltiyor. Bu sadece bunu sağlık açısından işte Ramazan şöyle oruç böyle demek de aslında oruç ibadetini tahfif etmektir ve fakat mental direncimizi de yükseltiyor değil mi Ramazan? Psikolojik sağlamlıkta eğitimler vardır mesela, psikolojik sağlamlık eğitimleri. O eğitimlerinden bir tanesi doyum erteleme becerisidir. Kişinin hani o hayır deme diye şey yaptınız ya, kendi nefsine hayır deme öğretiyoruz. Kendi canı bir şey istiyor mesela, güzel şeyler var ya, hayır diyorsun kendine. Hayır diyorsun. Yani şeyle birçok daha hızlı yaşantılar var, birçok şeyler var, yapacağın şeyler var, hayır diyorsun. Bu erteleme becerisidir. Bu diğer canlılarda yok, bu insanda var sadece. Bu beceriyi kazanıp kazanmamak insanın özgür iradesine bırakılmış. Bunu hangi yönde kullanacağı ona bırakılmış. Kişi bu dayanıklılık eğitimi, ikinci özellikle dayanıklılık eğitimi oluyor. Psikolojik sağlamlığın geliştirilmesinde en önemli becerilerden birisi işte doyum erteleme, haz erteleme becerisi. İkincisi de dayanıklılık gücü, sebat ve metanetlik. Biz hep böyle takvayı şey diye tanıyoruz, Allah korkusu diye tercüme ediliyor. Son zamanlar değiştiriyor ama aslında takva kelimesinin onlarca anlamı var. En önemli böyle bu insana doğrularda sebat etmek anlamı var. Takva. Bu çağın en büyük özelliği, bu çağda en büyük keramet istikamettir. Evet. İstikamette kalmaktır. Yani burada hak doğrularda sebat edebilirse bir insan hedefine daha iyi ulaşabiliyor. Doğrularda. Onun için doğrularda sebat etmeyi öğretiyor şeyler. Ramazan orucu onu öğretiyor insan. Belli bir doğru var. Onun için buna katlanmam lazım diyorsun. Ama bu öyle bir sabır değil böyle. Katlanmak şeklindeki bir sabır değil. Aktif sabır. Bir amaç var. İlahi rızayı kazanmaya çalışıyorsun. Bu yüksek amaca ulaşmak için şu anda bazı şeylerden fedakarlık yapıyorsun. Onun için Cenab-ı Hak demiş ya, orucun mükafatını ben vereceğim demiş. Evet. O kendine aymış yani. O çünkü çok zor bir şey. En zor şey insanın yeme dürtüsünü kontrol edebilmesi. Yeme dürtüsünü kontrol eden bir kimse para yönetmeyi de başarıyor. Hayatında yönetmeyi, duygularını yönetmeyi de başarıyor. En önemli çekirdek şeyimiz bizim. Yani mekanizmamız. Bu nedenle bu psikolojik sağlamlık da çok önemli. Evet. Duyguları yönetme becerisi kazandırıyor işte insana. O şeyler tanımlarken sabırla tahammül aynı şey değildir diyor. Sabır bir imtihan sürecinde olduğunu, muvakkat olduğunu, belli bir amaca, kutsal bir amaca matuf gelenleri hoşlukla karşılaması gerektiğini bilendir sabreden. Tahammül bunu bir amaca matuf yapmaz. Sadece çeker, çektiği çileyle kalır ve sürekli şekva eder diyor. O yüzden sabır tahammülden her zaman daha iyidir. Aktif sabır diye geçiyor. Aktif sabır. Evet, yani hareket halinde sabır. Evet. Bu sabır meditatif bir eylem aslında. İnsanı geliştiriyor bu işte. Yani onun için hedefe yönelik, kedilerde var mesela. Kedi 2-3 saat bekler böyle. Gerçekten öyle. Bekler böyle. Hatta bir kediyle fare arasında gene biraz bir tebessüm ettirelim iftar vakti insanlar. Kediler böyle, kedinin fare kediyi görüyor, dışarıda bekliyor, çıkmıyor. Dışarıda diyor, dışarı yakalayacak beni, çıkıyor. Kedi bekle, fare çıkmıyor. En sonunda bir köpek sesi duyuluyor. Köpek sesi duyunca fare o diyor, bu köpek sesi oldu, kaçmıştır diye çıkıyor. Pat diye kedi yakalıyor. Onun üzerine diyor ki fare kediye, ya diyor köpek vardı burada diyor. Sen niye bekledin? Niye beni yakaladın? Nasıl yakaladın diyor. İkinci dil bilmenin faydası diyor. Güzelmiş. Ya. Yani insan yani sabırcı ama amaca yönelik sabır. Aynen. Yani kediler örnek bize oradan. Yani o amaç için şey yapıyor. Bu çağımızın da zannediyorum en büyük sorunlarından bir tanesi bu değil mi? Özellikle biz bunu gençlere havale ediyoruz ama erişkinler olarak da çok sabırlı olarak. Aceleci, sabırsız. Değil mi? Olsun bitsin, üniversiteden mezun olayım, hemen 3000 dolar maaş alayım, şoförüm olsun, zengin olayım, yazlığım olsun. Öyle olmuyor işte. Bunlar A tipi kişilik deniyor. Bu şeyde tespit edilmiş. Mesela bir kardiyolog arkadaş, kadın doğumcu meslektaşını ziyarete gitmiş, koltuklarına bakmış pırıl pırıl. Ya senin koltukların niye böyle pırıl pırıl diye sormuş ona. Bilmiyorum demiş, bize gelen hastalar yap. Kendi ofisindeki koltuklar böyle kemirilmiş kenarlar hep böyle. Onun üzerine bir araştırıyor, bir şey yapıyor. Ona gelen kalp hastalarının hepsi aceleci, sabırsız. Durmadan koltukların kenarlarını çizmişler, kemirmişler. Acele, sabırsız. Ondan sonra bunu tanımlıyor. Bu A tipi kişilik diyor. Bu kişilik olanlarda kalp hastalıkları 3 misli daha fazla oluyor diyor. Koroner kalp yetmezliği 5 misli fazla oluyor diyor. Burada.
Bu strese bağlı oluşan şey. Bu çağda yaygınlaşmış bir şey. Yani onun için onun üzerine bu da B tipi kişilik mesela şeydir. Böyle stres altında soğukkanlı kalması olan becerisi olan becerisi. Biz mesela pilotları da onlardan seçiyorlar. Stres altında soğukkanlı kalma becerisi çalışıyoruz. İşte oruç bunun için, Ramazan bunun için tam ay ya. Strese sokuyoruz kendimizi. Mesela midemizi, kemik iliğimizi, immün sistemimizi strese sokuyoruz. Şok oluyor. Onun için onlar da bu arada soğuk kendilerini tamir etmeye, otofajiyi devreye girmeye ve kendi kendini onarmaya başlıyor. Lüzumsuz maddeleri yemeye başlıyorlar, tüketmeye başlıyorlar, yenilemeye başlıyorlar. Yani yenilemeye neden oluyor. Bu bitkilerde de yapılmış. Bitkileri böyle açmayan bitkileri uzun süre açmayan karanlık bir yere koyup iyice koyarlarmış. 3 gün geçince bitki eyvah ben ölüyorum deyip hemen sürgün vermeye başlarmış. Allah Allah. Ya, Ramazan orucu da böyle insana bir açlık veriyor ama yeniden diriltmektir. Ama bu Ramazan'la da bitince o sürgün şey olur yani yalan olur. Önemli olan bunu bütün seneye sari yaymak yani. Yaymak ya bu... sadece midemizi değil bütün duygularımızı oruç tutmak aynen öyle. Yani. Aynen yani öyle. Bunu başarmak kolay değil ama o yolda olmak önemli olan ya. Aynen. O yolda kolay bir şey değil aynen. Tabii ya. Yayından önce hocamla çok güzel bir şey konuştuk. Özellikle gençlerden çok şekva ediliyor. Ama gençler de çok şeyler dedim ya çok zıpırlar el avuca sığmıyor. Bir hadisi şerifle bir bilimsel araştırmayı araştırdığı bir şeyi eşleştirmişti. Onu da bana anlatın. Yani genç de şu saate sakladım ki. Şimdi Z kuşağı diyoruz ya Z kuşaları aceleci, sabırsız, konformist böyle çok hakikaten bizim kuşakları çok rahatsız ediyorlar. Fakat çok sevimliler kiralıklar. Evet. Ve akıllılar. Çok akıllılar, sevimliler ve kendilerini aşabiliyorlar. Şimdi böyle bir nasıl ben yani onlara biz yanlış davranıyoruz ben gözlemlediğim. Çok aile iyi niyetle yanlış davranıyor. Bu biz, sadece bizde de değil ha, küresel bir şey. Onun için bazı psikoloji ekolleri ergenlik dönemi için normal şizofrenik dönem diyor. Yani delikanlı dedikleri hormonlar canlanıyor böyle. Biz şizofrenik hatta dönem diyor. Normal şizofrenik dönem. Normal bunların şizofrenik gibi davranması normaldir. Biraz bipolar olur şizofrenler. Sabah nefret eder, öğleden sonra şapır şupur sana sarılır. Böyle değişkendir. Bunu biliyordum ben. Hadis-i şerifi öğrenince şok oldum. Nedir hadis-i şerif? Hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki buluğ çağı deliliğin bir şubesidir diyor. Aynı normal aynı, şizofrenik aynı. Dönem demek. Ya bunu 1400 sene önce söylüyor. Evet. Bunu insan psikolojisini bilmeye yani müthiş yani bunu bir ancak peygamber söyleyebilir o zamanlarda. İnsan bir gence hatta peygamberimize gene bir genç geliyor diyor ki ben diyor Müslüman olmak istiyorum ama bana zina serbest olsun diyor. Onun üzerine peygamberimiz ona ne yapıyor? Bak empati yap. Müthiş bir empati örneğidir bana. Büyük ihtimal yanına çağırıyor. Elini omuzuna atıyor. Yani ben hani tahmin ederek söylüyorum bunları tabii. Yanlış olmaması karşı karşıyalar efendim. Karşı karşıyalar evet. Böyle. Karşı karşıyalar. Diz dize oturuyor. Öyle mi? Diz gözlerine dizde, bakıyor ve tek tek soruyor. Yani diyor ki senin annen olsaydı, ablan olsaydı, teyzen olsaydı böyle bir şey yapmasını insanlar ister mi istemezdim. O zaman sen de yapma diyor. Ben sana dua edeceğim diyor. Medine'nin en namuslu çocuğu olmuş ya. Evet. Genci olmuş. Yani burada iyi niyetli o. Fakat şey var. Kendi doğrularına göre hareket ediyor. Bu çağın çocukları öyle. Evet. Bu çağın bak bu çağın insanı Hazreti İbrahim'in Allah'ı bulması gibi Allah'ı bulması lazım bu gençlerin. Biz klasik öğretilerle Allah'ı anlatmayalım onlara. Hazreti İbrahim Allah'ı nasıl bulmuş? Ağaçlara bakmış, kuşa bakmış, doğaya bakmış. Öyle bulmuş. Yani demiş benim bir de yaratan lazım bana demiş. Mutlak bir güç lazım, mutlak bir irade lazım, mutlak bir ilim lazım, mutlak bir hikmet lazım demiş. Bu bakayım güneş diyorsun batıyor, bulut diyorsun kayboluyor. Şey diyorsun ölümlü insan diyorsun kral diyorsun Nemrut diyorsun ölümlü ölümlü olmayan bir şey olması lazım diyor arayış içerisinde Allah'ı buluyor ve peygamberimize gelen ilk şey de oku ayeti geliyor oku ikradan sonra gelen ikinci ayet ne alak nedir embriyo ya embriyo yani annenin karnındaki şeyi çocuğun embriyo olması alak olması daha kan sonra pıhtısından. Yani kan pıhtısından yaratılmasını anlatıyor yani bu ne demek yani oku derken aslında ara diyor orada. Yani kainat kitabını oku diyor. Aynen öyle. Kainat kitabını oku diyor bize. Bulutları oku, yağmuru oku, güneşi ya. Oku, çocuğunu oku. Yani iki konu bağlantısız gözüküyor. Siyak ve sibak yok gözüküyor. Fakat müthiş bir siyak sibak var. O yani şeye gözle baktığın zaman, şu anda baktığın zaman. Ya yani öncesi sonrasıyla çok bağlantılı oku diyor burada. Yani biz bunu böyle okuyacağız. Böyle bu gençlik şu anda onun için arıyorlar. Biz onlara iyi örnek, kötü örnek olmayan, perde olmayalım yeter.
Onlar arayıp bulurlar hakikati. Öyle demiş ya psikolog. Çocuğum nasıl bir şey? Elleme demiş çocuğunu. Yani nasıl iyi yetiştiririm? Elleme demiş. Ellemezsen o iyi yetişecek inşallah diye. Yani, tabii bu kadar değil yani. Değil tabii şey de. Ya anne baba örnek olsun. Aynen, yeter. İyi örnek. Konferans olsun. Vermesin, vaaz vermesin çocuklarına. Emin ol çocuklar yani, bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor. Şey demiştiniz hocam yayından önce, baskılama bilmem ne yani, neydi? Ya işte çocuklar sevdirme, yani böyle baskı, korkutma, tehdit, sindirme yöntemi yerine sevdirme, inandırma yöntemi, ikna, inandırma ve sevdirme yöntemiyle yaklaşacağız. İkna, inandırma ve sevdirme yöntemi bu çağın yöntemi. Çocukların, gençlerin anladığı değil. Ama baskı, korkutma, tehditme, tehdit şey değil. Yani takvayı korku olarak çevirmeyelim lütfen. Hakta, doğrularda sebat olarak çevirelim. Çocuklara anne baba doğrularda sebat ederse çocuk anneyi babayı zorlar. Bu gençler zorluyorlar. Test ediyor anne babayı. Çıldırtıyorlar. Bakıyorlar tepkileri nasıl. Bakıyor anne baba eğer doğrularda sebat ediyorsa çocuk da kendisi doğruluk çizgiyi buluyor. Yani onun için yani bu örneklik gençler olacak. Örneklik çok önemli. Yani evet. Hal dili söz dilinden daha etkili. Evet. Çünkü gelişen ruhlarına hikayeler yerleşiyor çocuğun. Evet. Hayat senaryoları yerleşiyor gelişen ruhuna. Yani o ileri yaşlarda o hayat senaryolarını o çocuk kendi hayatına göre yeniden şey yapıyor, revize ediyor. Evet. Hayat ama dediğiniz çok doğru. Çok akıllar ve çok tatlılar hocam. Çok gerçekten tatlı, seviyoruz. Tatlı, evet. Teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Rica ederim. Allah sizden razı olsun. Tamam. Ben çok keyif aldım. İnşallah tamam, siz de keyif almışsınızdır. İnşallah size de geçmiştir bu muhabbetin güzelliği. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. TRT 1'de Ramazan Sevinci programında bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamdı. Sağ olun izlediğiniz için. İstanbul için iftar vakti. Allah kabul etsin efendim. Allah kabul etsin aziz dostlar, sofralarınız bereketli olsun, dualarınız kabul olsun. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamdı. Allah nasip ederse yarın 18.15'te Profesör Doktor Fatih Koca ve oyuncu gezgin Reşat Strik bizlerle beraber olacak. Bu keyifli muhabbeti kaçırmamanızı öneriyorum. Allah'a emanet olun, yarın görüşmek üzere.